Konumuz olarak kolesterolden bahsedeceğiz. Evet Gökçek Bey, kolesterolü nasıl engelleyebiliriz ya da nasıl önüne geçebiliriz? Bitkisel destek mümkün müdür bu konuda? Evet. Kolesterolle ilgili bugüne kadar çok şey söylendi, söyleniyor ve söylenecek gibi. Neden, niçin kolesterol artıyor? Kişi yediği besinlerden kolesterol alıyor, bir. İki, karaciğer zaten kolesterol yapıyor. Kolesterol çok çok önemli. Kortizon yapımında, safra, yani karaciğerin safra asidi yapımında, hormonların ham maddesi olarak birçok fonksiyonları var. Fakat bu denge bozulursa, çok özel bir denge var. Yani kaliteli, yüksek kaliteli HDL ve düşük kaliteli, kalitesiz LDL diye iki çeşit kolesterol var. Kolesteroldaki bu denge bozulursa, ki neden için bozulur? Bağırsaklardan gelen bakteri ve mantarların üretmiş olduğu toksik maddeyi karaciğer arıtıyor. Karaciğer aynı zamanda büyük bir arıtma, laboratuvarı gibi düşünelim. Arıtamadığı zaman kişinin kimyasal ilaç kullanması, küf mantarı, virüs, bakteri vesaire nedeniyle yorulursa, yağlanırsa, görevini göremezse kolesterolda bir anormallik ortaya çıkar. Şimdi proteinler, normal olarak besinlerden alınan proteinler amino asitlere dönüşür. Amino asit nedir? Hücre yapımında kullanılan yapı taşları. Bir binayı yaparken nasıl ki tuğla gerekir, hücreyi yaparken de amino asit gerekir. Bu amino asitlerden biri de metiyonin denen çok önemli bir amino asit. Bu metiyonin oluşurken, yani proteinler parçalanıp, hayvansal veya bitkisel proteinler parçalanırken, amino asite dönüşürken ortaya çıkan amino asitlerden biri de metiyonin, çok önemli bir amino asit. Bu amino asit ortaya çıkarken artık bir madde ortaya çıkar. Buna homosistin denir. Homosistini, B6 vitamini, B12 vitamini ve folik asit tekrar homosistini faydalı amino asite dönüştürür. Bir tuğla fabrikasına gitmiştim de, mesela kumdan, çimentodan vesaire tuğla yapıyorlar. Artık madde olarak da toz ortaya çıkıyor. Bunun gibi düşünelim. Yani taş tuğla yapılırken artık madde gibi, homosistin. Bu tekrar kullanılabilir. Bunu kullanılabilir yapan B6, B12 vitamini ve folik asit. Fakat bağırsaklardan sürekli toksik madde geliyorsa, karaciğer bu toksik maddeyi arıtmak için ne yapıyor? Aşırı B6, B12 vitamini ve folik asit harcıyor. Aşırı vitamin harcamak nedeniyle vitamin oranı azalırsa homosistin sürekli yükselir. Bu da birçok hastalığı tetikler. Homosistin yükselirse kötü kolesterolü LDL'yi oksitler. Oksitlenen LDL bağışıklık sistemi tarafından mikrop gibi algılanır. Makrofaj denen bir bağışıklık sistemin alt elementi var. Kanımızda, vücudumuzda sürekli dolaşır. Ahtapot gibi, binlerce gözü varmış gibi, kolu var, gözü varmış gibi hareket eder. Yakaladığı bakteri, virüs ve mantarları yer, parçalar, yok eder. Yakalayamadığına T şeklinde, Y şeklinde antikorlar fırlatarak yok eder. İşte makrofaj, oksit denen kötü kolesterolü yür mikrop zannediyor. Balon gibi şişiyor, patlıyor, ölüyor. Ortaya sümüksü, süngerimsi, yapışkan bir madde çıkıyor. Bu madde damarların iç yüzeyinde yapışıyor. Ne oluyor? Damarların iç yüzeyi yamalı bohçaya dönüyor. Ve kişinin tansiyonu, kolesterolü vesaire bütün dengeler bozuluyor, alt üst oluyor. Evet, böyle bir rahatsız olan bir hanımefendi doktora gittiğinde, efendim, trigliseriti 527, kolesterolü 247, bütün değerleri bozuk. Artı hepatit B'si var. Aleti asitesi yüksek. Doktor demiş ki, hayvansal bir şey yemesin, tatlı bir şey yemesin, sebzeyi haşlayacaksın vesaire. Yıllardır dikkat ediyor ama yine de ne? Kontrol edemiyor şekeri, tansiyonu, kolesterolü yüksek. Bana geldiğinde dedi ki, ne yapacağız? Her derdin bir dermanı var, bakacağız. Nasıl? Efendim, enginar ve sarımsakla ilgili bu
sarımsak. Ha, Çin sarımsağı değil tabii ki. Burada resim Çinli bir bayana ait ama Türk sarımsağı, Taşköprü, Kastamonu, Taşköprü sarımsağı dünyanın en kaliteli sarımsağı. Neden? Çünkü yüksek oranda selenyum içerir. Sarımsakla ilgili yüzlerce klinik araştırması yapılmış. Kolesterola karşı en etkili bitkilerden biridir. Bir. İki, enginarın yaprağı, çok etken silimarin gibi, siyanürin gibi etken maddeler içerir. Fakat bu çiçek tabanı zebzesi yapılıp yenen kısmı değil, gövde yaprağı. Çok çok acı olduğu için çayını içmek mümkün değil. Ben denedim, içemedim, siz de içemezsiniz. O halde ne yapmak gerekir? Bitkilerin enginar yaprağı, deve dikeni tohumunun ekstraktı, enginar yaprağının ekstraktı, şahtere ekstraktı, sarımsak ekstraktı gibi bitkilerin ekstraktından oluşan bir formül geliştirdik. Bu teyzemize dedi ki, iksir aloe vera jel, işte şu formülü kullan bakalım ne olacak. 28 gün sonra doktora gittiğinde, elimizde raporumuz var, ne diyor? 527 olan trigliseriti efendim neye düşmüş? 160'a. 158'e düşmüş. Kötü kolesterolü 247'den 130'a düşmüş. Şekeri 175'ten 119'a. 28 günde. Bir başka hanımefendi de bize geldiğinde ALT'si ve AST'si o kadar yüksek ki, yani karaciğer enzimleri, AST'si 346, ALT'si 124. Yani normal olarak aslında 30'u geçmemesi gerekir. Yani karaciğer çamur gibi. Doktor demiş ki böbrek yetmezliği problemi var, tansiyonu var ve biz ilaç veremeyiz. Çünkü böbrek yetmezliği var. Diyalizlik durumdasın. Bir de bir ilaç verirsek daha kötü olur. Dikkat edeceksin. Yapacak bir şey yok. Bize geldiğinde dedim ki yapacak birçok şey var. Klinik araştırması var, belge var, bilgi var. Bakacağız. İki ay kullandığında evet, ikinci rapor şu. 300 şurada 346 olan AST, en fazla 30 olması gereken AST'si 346, 11'e düşmüş. ALT'si 124 iken 9'a düşmüş. En fazla 30 olması gerekirken. İki ay içerisinde ALT, AST, kolesterol, bütün değerleri normale dönmüştür. İki ayda. Yani doktoru demiş ki ya maşallah karaciğeriniz bir çocuğun karaciğeri gibi tertemiz. Hiçbir şey yok. Çamur gibi olan karaciğer ak ve pak olmuş. Bir beyefendi de beyninde hipofiz bezesinde mikro adenom var. Mevlüt Bey. Efendim beynindeki hipofiz bezesindeki mikro adenom için biz ona iksir, aloe vera jel ve özel formüller, enginar vesaire verdik. Kullan bakalım ne olacak. İki ay sonra ne oldu? Kolesterolü efendim kolesterol, lipid, trigliseriti normale döndü. İki ay içerisinde. Yani bitkilerle her türlü rahatsızlık iyileşmesi mümkün. Önemli olan klinik araştırması yapılmış mı? Nerede, ne zaman, nasıl yapılmış? Bunlarla ilgili elimizde zaten bilgi, belge var. Karaciğer de efendim herhangi bir alkol kullanmaktan veyahut da kimyasal ilaç kullanmaktan veyahut da kişinin bağırsaklarında mantar varsa, mantarların üretmiş olduğu toksik maddeler nedeniyle karaciğer yoruluyorsa, yağlanıyorsa, arıtamıyorsa, karaciğer yorulduğu, yağlandığı için kolesterol yükselebilir. Kolesterola karşı bu şahtere forte safra akışını artırır, karaciğerin fonksiyonlarını artırır. Bununla ilgili birçok klinik araştırması yapılmış. Safra akışını artırdığı, safranın kalitesini %120'lere varan oranda yükselttiği belgelenmiştir. Şahtere.
Evet, bir ürünümüz daha olacaktı. Deve dikeni Forte, deve dikeni Forte. Evet. Enginar Forte diye bir ürünümüz daha var ama maşallah 80 çeşit ürün olduğu için artık bulamıyoruz. Enginar Forte ne yapar? Enginarla ilgili mesela Profesör Doktor Fintilman kolesterol, lipid, trigliserit yüksek olan, tansiyonu yüksek olan, hazımsızlık rahatsızlığı olan, karaciğer yağlanması olan kişiler üzerinde tedavi denemesi yapmış. Bazıları 2 ayda, bazıları 3 ayda iyileşmiştir. Belge var, bilgi var. İsteyenler doğaltedavi.net'e girerek görebilirler. Veyahut da YouTube'da bizim videolarımız var. İsteyen oradan girebilir. Veyahut da bu kitapta yazmış olduğumuz kitapta bununla ilgili ayrıntılı bilgi, oldukça çok ayrıntılı bilgi var. Evet. Kolesterolün tedavisi mümkün. Kolesterolü tetikleyen sebepleri ortadan kaldırdığınızda kolesterol, lipid, trigliserit problem değil. Zaten burada elimizde veriler var. Kolesterolü, tansiyonu yüksek olan birçok kişiyi biz 2 veya 3 ayda en geç hamdolsun ne yaptık? İyileştirdik. İyileşmesi mümkündür. Önemli olan midesinde problem var mı? Bağırsağında problem var mı? Başka faktörler rol oynuyor mu? Onları bilmek gerekir. Eğer bağırsağında mantar varsa aloe vera kullanması gerekir. Bağırsaklarını tedavi etmek gerekir. Karaciğerinde yağlanma varsa kişinin iksir kullanmak gerekir. Yani takviye etmek gerekir. Rahatsızlık neyse ona göre uygun. Karaciğer yağlanması varsa iksir, bağırsaklarda mantar varsa aloe vera kullanmak gerekir. Kişi rahatsızlığına göre tedavi yöntemleri var. Ama gastriti varsa veya ülseri varsa tonik gerekir. Yani rahatsızlığı bilebilirsek ne olduğunu. Zaten bize gelen hastalar hemen hemen %95'i çok ağır hastalar. Öyle hafif üşütme, grip, nezleden dolayı bize kimse gelmez. Çok çok ağır vakalar. Mesela yıllarca doktora gitmiş. Tansiyonu, kolesterolü fırlamış. Çeşitli ilaç kullanmış. Çözüm bulamamış. Bu nedenle bize geliyor. Ne yapıyoruz? 2 ayda, 3 ayda iyileşiyor, gidiyor. Yani bizim burada üretmiş olduğumuz ürünler zaten klinik araştırmalarda etkisi ispat edilen ürünler. Belge ve bilgiye dayanan ürünler. Kişi kullandığı zaman kısa sürede sağlığına kavuşur.